2017 yılında bakıldığında 44.700 açıkladı SASA savunma sanayinde yapılan istihdamı. Ama askeri fabrikalarımızda şu anda 20.000 tane teknisyen işçimiz çalışıyor ve bu çok önemli. Biz bunlara aslında milli savunma işçisi diyoruz. Ve bunlar aslında gördüğünüz Milgemi'de onlar yapıyor. Sakarya 3 tane ana bakım var. Aslında toplamda 27 fabrika, 3 tane tersanesi var Türkiye'nin. Ve burada Sayın Erdoğan döneminde son 6 yılda 6.000 tane aslında teknik işçi alındı. Bu çok önemli bir şey. Neden? 20 yıl içerisinde bunlar kıdem tazminatları oluyor ve emekliye ayrılabiliyorlar. Böylelikle yeni gelen nesil aslında yetiştiriyorlar. Aynı zamanda bir bu ayağı var. İkincisi, bakın 241 tane obüs tank üretiyorsunuz. Bunu yaptığınızda yaklaşık 9 kat trilyonluk bir parayı siz içeride koymuş oldunuz. Tank modernizasyonları yapıyorsunuz. Normalde biz bir tankı Almanya Rheinmetall bize 10 milyon dolar diyordu. İngiltere ve Amerika'nın kullandığı BAE sistemler vardı. Onlar da 9 milyon dolardı. Biz yapıyoruz 4.2 milyon dolara. Bir diğeri sadece askeri fabrikalar mı? Bugün Petlas. Normalde araba lastiği üreten bir firmadan bahsediyorsunuz. Bugün hava kuvvetlerinin savaş uçaklarının lastiklerini yapıyor. Dolayısıyla aslında burada devlet ve özel sektörlerin yüklenici ne kadar çeşitliliğe giderse, ama mutlaka devletin burada çok iyi bir denetim mekanizmasını işlevsel kılması gerekiyor. Çarpıcı aslında savunma sanayini bu kadar geliştirmiş oluyorsunuz.